Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu'la telefonda görüştü. Bakü'ye döneceğiz bu kez. Özetle ortak merkez faaliyete geçiyor. Ayrıntıları da Hasan Uylaş aktarıyor. Erhan Ertürk, 9 Kasım 2020 yılında Ermenistan'la Azerbaycan'la arasında yapılan anlaşmayla Azerbaycan Dağlık Karabağ konusunda hem sahada hem de masada kazanan tarafı olmuştu. Yine bu anlaşma çerçevesinde Laçin, Adan ve Kelbecer gibi işgal altındaki topraklar yeniden Azerbaycan'a verildi. Yine anlaşma çerçevesinde Rusya barış gücü misyonuyla bölgede faaliyet gösterecekti ve yine Türkiye ile Rusya ateşkesi gözleme noktasında bir ortak merkez kuracaktı. İşte bu merkez tamamlandı. Kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanoğlu'na bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk-Rus askerlerinin görev yapacağı merkez yarın faaliyete geçecek ifadesini kullandı ki özellikle anlaşma sonrası zaten Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'a yoğun bir askeri sevkiyat yapmıştı. Burada bu merkezde görev yapacak askerler bölgeye gönderilmişti ve merkez yarın faaliyete başlayacak. Bir general ve 38 personel Türk askeri bu merkezde görev yapacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak merkezin bölgede istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum ifadesini kullandı. Yaptığı telefon görüşmesinde önemli bir adım ateşkes için bölgede. Zira ateşkes sonrası zaman zaman Ermeni unsurların Azerbaycan ordusuna yönelik taciz ve saldırı girişimlerine şahit olmuştuk. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da zaman zaman bu yönde açıklamalar yapmış ve şehitler vermiştik. Artık olası taciz girişimleri ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için hem Rus askerler hem de Türk askeri bu merkezde görev yapacak. Hemen tekrar özetleyelim ve altını çizelim. Anlaşma çerçevesinde yani 9 Kasım'da varılan anlaşma mutabakat çerçevesinde Türkiye ile Rusya'nın Dağlık Karabağ bölgesinde bir ortak merkez kurulması yönünde karar kılınmıştı. 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bir mutabakat zaptına imza atmışlardı ve bu mutabakat zaptı çerçevesinde ortak bir merkezin kurulması yönünde karar alınmıştı ve o merkez inşaat çalışmaları faaliyetler tamamlandı. Yarın faaliyete başlayacak. Bu merkezin en önemli unsuru da bölgede Ermenistan'ın olası taciz ve saldırılarına karşı ateşkesin kalıcı hale getirilmesi noktasında gözlemlerde bulunacak. Bir ihlal varsa anında hem Ankara ile hem de Moskova ile paylaşılacak. Bu merkezde bir general 38 Türk askerinin görev yapacağını ifade edelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Hasan, teşekkür ederiz.